Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi son dönemde Çinli otomotiv devleri Türkiye pazarına deyim yerindeyse hücum ediyor ve bunlardan sonuncusu da muhtemelen Geely olacak. Bildiğiniz gibi Geely daha önceden Türkiye pazarına bir girmişti ancak istediği satış rakamlarını elde edememişti ve daha sonradan pazardan ayrılmak durumunda kalmıştı. Ancak Geely şimdi Türkiye pazarındaki ikinci macerasına çıkmaya hazırlanıyor ve bunu da çok iddialı bir kompakt SUV modeliyle beraber gerçekleştirmek istiyor. İddialı diyoruz çünkü bu otomobilin özellikleri kadar fiyatı da oldukça iddialı olacak. Fiyat kısmını videomuzun son bölümüne ayıracağım. Ancak şimdi hemen otomobilin özelliklerini sizlere anlatmaya başlıyorum. Arkadaşlar Türkiye pazarına göz attığımızda B SUV segmentinde pek çok otomobilin yer aldığını görüyoruz. Ancak burada özellikle elektrikli pazarda bir boşluk söz konusu ve Geely de bu boşluğu doldurmak istiyor ve marka Geometry E ismini vermiş olduğu modeliyle beraber Türkiye pazarında rüzgar gibi esmeyi hedefliyor. Peki bu aracın özellikleri neler? Menzil konusunda bize neler vaat ediyor? Bagaj hacmi noktasında bize neler vaat ediyor? Hemen Geely Geometry E'nin özellikleriyle beraber başlayalım. Araç bizlere tam elektrikli motorla beraber sunulacak ve bu motor 82 beygir güç ve 130 Nm tork değeri üretmiş olacak. Ancak burada marka bir hız sınırlandırmasına gitmiş olacak ve aracın maksimum hız seviyesi 102 km bölü saat olacaktır. Yani 82 beygir güç üretecek ancak maksimum hızı 102 km ile beraber sınırlandırılmış olacak diyebiliriz. Bu özellikle tabii ki güvenlikle alakalı bir konu. Ancak bunu beğenmeyenler de olacaktır. Yani aracım 82 beygir güç üretiyor. Ben niye bununla maksimum 102 km hıza kadar ulaşabiliyorum diye itiraz edenler olacaktır. Ancak markanın bu politikayla aracını piyasaya süreceğini belirtmiş olalım. Peki ama Geely Geometry E menzil anlamında bizlere neler vaat ediyor? Arkadaşlar Geely'nin bu noktada da oldukça iddialı olduğunu ifade edebiliriz. Zira araca baktığımızda bizlere tam şarjla beraber tam 401 kilometrelik bir menzil mesafesi sunduğunu görüyoruz. Ve bu mesafe kendisinin emsalleri otomobillerle kıyasladığımızda çok fazla iddialı olduğunu ifade etmiş olabiliriz. Zira aracın emsallerine baktığımızda daha fazla işte 250-300 kilometrelik bir menzil mesafesi sunduklarını görüyoruz. Ancak Geely bu konuda oldukça cömert davranmış ve Geometry E modeline 401 kilometre gibi oldukça kabul edilebilir bir menzil mesafesi sunmuş. Elbette bu yine de şehir içerisinde kullanabileceğimiz bir otomobil olacak. Yani uzun yola bu araçla beraber gitmek çok mantıklı olmayacaktır. Ancak şehir içerisinde Geometry E gönül rahatlığı içerisinde kullanabileceğiniz bir araç olmuş olacaktır diyebiliriz. Elbette elektrikli otomobiller açısından önemli olan bir diğer nokta da şarj süresi. Yani ben elektrikli otomobili ne kadar kısa sürede şarj edersem benim için o kadar avantajlı oluyor elbette. Geely bu noktada da tüketicinin gözünü doyuracak bir değer ortaya koyuyor. Zira Geometry E modeline göz attığımızda arkadaşlar sadece yarım saat gibi kısa bir süre içerisinde aracın %80'lik şarj kapasitesini doldurduğunu görüyoruz. Yani bu noktada Geely hızlı şarjı tüketicilere sunmuş oluyor. Yine aracın emsallerine göz attığımızda yani bir saate varan bir sürede %80'e gelen modeller söz konusu. Ancak ben göz attığımda yarım saat gibi kısa bir süre içerisinde %80'e gelen bir araç görmedim. Elbette fiyat anlamında baktığınızda daha yüksek kapasitedeki araçlara baktığınızda yarım saatte %80'e gelen modeller söz konusu. Ancak demin ifade edeceğim aracın fiyatını bu segmente baktığınızda, bu fiyatlara baktığınızda gerçekten de Geely'nin iddialı bir araç ortaya koymuş olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz. Peki ama bu modelin bagaj hacmi ne kadar? Bildiğiniz gibi B SUV segmentindeki araçlarda daha çok 350 litrelik daha ortalama olarak söylüyorum bir bagaj hacmi karşımıza çıkıyor. Bu noktada aracın biraz daha segment standartlarının gerisinde kaldığını görüyoruz maalesef. Geely'nin Geometry E modelinde zira 295 litrelik bir bagaj hacmi söz konusu. Ha bu bagaj hacmiyle beraber siz günlük ihtiyaçlarınızı rahat bir şekilde karşılayabilir misiniz? Cevabınız evet. Ancak geniş bir aileyseniz, çoluğunuz çocuğunuz varsa, uzun yolu yapan biriyseniz 295 litrelik bagaj hacmi elbette sizin için yeterli olmayacaktır. Bu noktada da zaten daha büyük araçları tercih etmeniz gerekecektir. Ya da işte C SUV olabilir ya da D sedan modellerini tercih etmeniz sizin için çok daha iyi
geliyor olacaktır. Ancak bu segmente baktığınızda da zaten daha çok 350-400 litrelik bagaj hacimlerini görüyoruz. Ancak demin de söylediğim gibi zaten Geely'nin Geometry E modeli B SUV araçlar içerisinde bile biraz daha bu noktada geride kalmış oluyor. Peki bu dar bagaj hacmiyle beraber iç mekana geçtiğimizde bunun biraz avantajını yaşıyor muyuz? Evet yaşıyoruz. Yani özellikle arka koltuklara göz attığımızda baş mesafesi anlamında ve diz mesafesi anlamında aracın bize ferah bir yaşam alanı sunduğunu ifade edebiliriz. Ancak dediğim gibi bu araç biraz daha çekirdek aileler için tasarlanmış bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Zaten B SUV ya da kompakt SUV modelindeki araçların çoğunluğu da bu şekilde. Hemen Geometry E'nin 1348 kilogramlık ağırlığından da söz edelim. Zira bu ağırlık aracın yere rahat bir şekilde tutunmasını sağlıyor ve özellikle de yol tutuşu anlamında tüketicilerin, kullanıcıların rahat bir şekilde aracı sürmelerini, konforlu bir şekilde aracın sürmelerini sağlıyor. Şimdi gelelim en önemli, en merak edilen konuya. Yani Geely Geometry E'nin fiyatına. Arkadaşlar Geely videomuzun başında da söylediğimiz gibi yani daha önce Türkiye pazarında boy göstermiş bir marka. Ancak yüksek fiyatlardan dolayı çok fazla talep görmemişti. Marka muhtemelen bundan bir ders çıkarmış olacak ki Türkiye pazarındaki ikinci macerasına baktığımızda çok daha iddialı bir fiyattan pazara giriş yapmış olacak. Zira Geometry E arkadaşlar sıkı durun, vergiler dahil sadece 700 bin TL'den Türkiye'de satışa sunulacak diyebiliriz. Ki bu 700 bin TL'lik fiyatla beraber arkadaşlar çok da uygun kredi imkanları bizleri bekliyor. Yani özellikle faizsiz kredi imkanları, işte yarısı nakit, diğer yarısı faizsiz kredi gibi farklı avantajlarla beraber de markanın Türkiye pazarında esip gürleyeceğini ifade edebiliriz. Zira bildiğiniz gibi 2024'de girişimizle beraber özellikle elektrikli otomobil piyasasında şu anda yaprak kımıldamıyor. Bu araçta bir elektrikli otomobil olduğu için Geely bu noktada çok güzel fiyat avantajları ve kampanyalar uygulayacaktır. Ve bu da tüketiciler olarak özellikle tabii bizim işimize gelecektir diyebiliriz. Arkadaşlar artık videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.